İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh. Cehennem acısı. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Bir gün ölüm hakkında şöyle etti nasihat. Kabir bu yolculuğun henüz ilk konağıdır. Bu kolay geçer ise sonu daha kolaydır. Eğer zorluk olursa bir kimseye kabirde, daha da çetin olur ondan sonrakilerde. Sonraki konaklardan ilki sur korkusudur. Öyle şiddetlidir ki olunmaz hiç tasavvur. Sonra mahşer yerinde durdurulur cümle halk. Günahlarına göre herkes olur tere gark. Güneş bir mızrak boyu yaklaşır o zamanda. Bin sene beklenilir o müthiş izdihamda. Bu vaktin sonunda da başlar ki hem de mizan, her işten ince ince hesap verir her insan. Burada korku ile başlar öne eğilir. Beklerler haklarından nasıl hüküm verilir. Sonra Sırat köprüsü ve altında cehennem, bir an dayanılmayan ateş, acı ve elem. Sırat'ta yedi yerde vardır sual durağı. Kul hakkında herkesin çözülür dizi bağı. Yine bir sohbetinde bu mübarek veli zat can verme konusunda şöyle verdi izahat. Can vermenin acısı şiddetlidir ki öyle, başka bütün acılar hiç kalır ona göre. Bir kimsenin önünde yalnız bu olsa şayet, dünyada hiçbir şeyden alamaz tat ve lezzet. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Bir günde buyurdu ki, çok kısadır bu hayat. En büyük sermayemiz bu ömrümüzdür fakat. Yani tam bir imtihan yeridir ki bu alem, burada kazanılır cennet ile cehennem. Dünyada yaptığımız her işin ahirette hep karşılıklarını göreceğiz elbette. Bu dünyada en mes'ud, en bahtiyar şu kuldur. Ahirete yarayan işlerle meşgul olur. Aklı olan aldanmaz bu vefasız dünyaya. Hazırlanır durmadan bu sonsuz yolculuğa. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ün hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinin evliya kiram büyüklerinden olan İmam Rabbani Kuddüs-i Sırruh buyuruyorlar ki, dünyanın vefasızlıkta eşi yoktur. Dünyayı isteyenler de alçaklıkta ve bahillikte, yani cimrilikte meşhurdur. Aziz ömrünü bu vefasızın ve değersizin peşinde harcayanlara yazıklar ve korkular olsun buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sırruh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler.
Buyurunuz. Hocam hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun efendim. Sizlere de hayırlı günler. Buyurun. Öncelikle sizden evlatlarım için ve kendim için dua istiyorum hocam. Cenab-ı Hak din ve dünya saadet versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza eylesin inşallah Teala. Amin. Allah-u Teala razı olsun hocam. Hocam ben sizden öncelikle zekat hakkında soracağım. 240.530 lirası olan ve 121 gram altın olan bir kişi ne kadar zekat öder? Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi bir kardeşimin hanımı dinen fakirse ama dün dediniz ki 5 vakit namazını kılan biri olması gerekiyor. Hani şey almak için, vekalet almak için. Ama 5 vakit namazını kılmıyor da hani ara ara namaz kılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, oruç tutuyor. Hanefi mezhebinde bunların vekaletleri de caiz. Caiz değil mi hocam? Ondan ben vekalet alsam, eşimle devir yapsam, sonra kağıt para olarak bedelini ödesem olur mu? Olur mu hocam? Olur efendim. Teşekkür ederim. Ondan sonra bir de mesela misafir gelse eve, İşte bir şey sipariş verilse, alınsa, onun bedelini misafir ödemek istiyor ama ev sahibi hayır ben vereceğim diyor. Misafir ödemekte ısrar ediyorsa veren kişi de misafire, misafirin dinen fakir olduğunu biliyor. Misafire verirken tamam ben size vereyim, siz bedelini ödeyin ama verirken de zekatı olarak diye düşünerek verse söylemeden, o zekat yerine geçer mi? Peki fakirden bir şey alıyor mu onu sana? Hayır. Hani o şey olarak kendi adına değil de mesela diyelim ki yemek sipariş ettiler ve yemeğin parasını ödedi. Hı hı. Peki hani efendim. O fakire verdi, fakir ödedi parasını. Ama zekat olduğunu söylemedi. Peki efendim. Teşekkür ederim hocam. Peki efendim. Peki, teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurun, hayırlı günler. Annem adına arıyorum da onu sormak istediği soruları ben size yönelteceğim şimdi eğer arzu dinliyoruz efendim. Şimdi annem resim olan evde köpek resmi, insan resmi olan evde namaz kılınmaz diye yemek kılınır mı, mekruh mu diye soruyor yemek. Size. Yemek haram mı diyor. Resim bulunan odada. Peki efendim. Bir de devir yaptırmak istiyor annesi ve abileri için. Onlar için sizin vakfınızın banka hesap numarasını istiyor. Hesap numaraları yok ama bize de aynı şekilde kapatmayın isterseniz. Arkadaş size yardımcı olsun. Tamam. Sizin başka yönleriniz. Sorunuz var mı? Var efendim. Bir de mektubat kitap evinde. Kitap evinden almış olduğu kitapta çalgı olan evde yemek yemesi haram diye okumuş. Doğru mu diye soruyor size. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam. Efendim, dinleyicimiz 240.500 TL'si var. Şimdi dinleyicimiz bizi dinliyorsa şu anda biz buraya gelmeden önce bir dinleyicimiz sormuştu. Onun sorusu sebebiyle altının gramını hesap etmiştik. 140 lira falan tutuyor. Bir 140 küsür de 140 üzerinden hesap ettik. Dolayısıyla 140'a böldük. 1717.8 gram etti. Parayı biz altına çevirdik. Bir de artı 121 gram vardı. 121 gramı vardı. Eşittir. Bu tamamı 1838.85 gram ediyor. Bölü 40 eşittir 45.9 gram. Yazsın dinleyicimiz, 45.97 diyor hatta, 46 desen onu. Bu kadar aynı şekilde zekat verecek. 46 gram. Peki 140 gramdan hesap etti, 140 liradan hesap ettiydik. Bu kaç para ediyor? Çarpı 140 eşittir 6735.99 6436.
6436 TL eder. Lira. Evet. TL eder. Şimdi dinleyicimizin devir yapacağı altın vermesi gereken 46 gram. 46 gram. Para olarak da 6436, bunu 6500 desin. 6500 desin. 6500 TL'de bunun karşılığı. Peki bunu hepsini birden verebilir mi? Hepsini birden vermesi konusunda kitaplarda buyuruyor ki bunu taksitle verebilir. Şu anda 6500 lirası yoktur. Tuttu 1500 lirasını verdi. Varsa? Ha, varsa verse, vermesi iyi olur buyuruyor. Ama senenin içine yayabilir. Senenin içerisine bunu yayabilir. Bu şekilde böyle bunu değer verebilir. Ama yine kitaplarda buyuruyor ki bu 6500 lirayı önümüzdeki zekat vereceği zamana kadar bitirmesi lazım. Yayıyorsa. Yok, durumu müsait, yok canım, ben niye bekleyeyim falan dedi. Peki bir kişiye vermez şart mı? Hayır. Bir kişiye vermez şart değil. 2000 lirasını birine verir, 2000 lirasını birine verir. 1000 lirasını birine verir, 1000 lirasını başkasına verir, 500 lirasını. Herkesin durumuna göre o fakirlere de verebilir. Ama verirken, yani zekatı verirken, evet kitaplarda buyuruyor ki öncelikle hani akraba. Fakat akraba içerisinde de beş vakit namazını kılan, en azından hiç olmazsa oruç tutması lazım ki iman alameti olsun. Oruç yok, namaz da yok. Biz de Müslümanız canım. Nereden belli? Nereden belli? Ya anam baban sana Müslüman ismi koymuş. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşaman, Türkçe konuşman senin Müslüman olduğun alamet değil ki. Türkiye'de yaşayıp da Müslüman ismini taşıyan, ben hatırlıyorum. Nurullah diye bir adam vardı. Nurullah Ataş diye. Hatırlar mısın sen onu? Evet. Edebiyatçı aynı zamanda. Edebiyatçı. Ateist birisiydi yani. Yani anası babası Nurullah koymuş, Allah'ın nuru demek. Ama Allah'ın nuruyla bir alakası yok adamın. Hatta Allah-u Teala'nın nuruna aynı şekilde savaş açmış birisiydi. İsmi Ahmet Mehmet olup da bu şekilde böyle çok böyle dinsizler de var. Mesela Hayrullah konmuş, adam din düşmanı olmuş. Musa ismi konmuş, mesela Musa Bekiye. Aynı şekilde adam din düşmanı, yani dine zındıklık yapmış. Muhammed ismi konup da din düşmanı olanlar da var. Vehhabiliği kuran aynı şekilde Muhammed bin Abdülvehhab'dır mesela. Muhammed ismi konduğu halde Muhammed Aleyhisselam'a düşmanlar. Abduh mesela. Abduh hakeza aynı şekilde. Muhammed Abduh, hem de Muhammed ismi de var adamın. Bu şekilde böyle çok kimse var. Dolayısıyla isim bizi yanıltmaz. Ya oraya gidince benim ismim Ahmet'ti, Nurullah'tı, Mehmet'ti, Süleyman'dı, Musa'ydı demezler. İmanın var mı yok mu diye soracaklar. Adam mesela diyelim ki İngiliz'dir, adam Alman'dır, adam Fransız'dır, adam Hollandalı'dır, Norveçlidir, Danimarkalı'dır falan. Veyahut da Rus'tur, Çinlidir, Japon'dur. İsmini de değiştirmeye fırsat bulamamış ama Müslüman olmuş. Ona bakacaklar, imanı var, geç cennet diyecekler. Aa, Japon geçecek. Tabii Japon geçecek. Japon da Allah-u Teala'nın kolu, Rus da Allah'ın kolu, Alman da Allah'ın kolu. Bizi ilgilendirmez ki. Çünkü hepsi Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır bunlar. Ve muamele Allah-u Teala kanununu kitaplarında bildirmiş. Peygamberler vasıtasıyla da göndermiş. İman eden ve en son olarak da Muhammed Aleyhisselam'la beraber önceki gönderdiği bütün dinlerin hepsini yürürlükten kaldırmış. Yani Muhammed Aleyhisselam'dan sonra la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip bunun aynı şekilde amelini yapan ve bunu muhafaza edip son nefeste bu şekilde öbür tarafa geçen cennete girecektir. Başka bunun başka lahmacımı yok. Efendim işte efendim, bunların hepsi zındıklıktır, kafirliktir. Başka bir şey değil yani. Zındıklıktır, kafirliktir. Şimdi hadis-i şerifler, İslam alimleri aynı şekilde tukaka yaptılar. Ondan sonra hadis-i şerifleri şey yapmaya başladılar, tenkit etmeye başladılar kendilerine göre aynı şekilde. Efendim böyle hadis olur mu, böyle şey olur mu, şöyle olur mu falan diyerek tabii Kur'an-ı Kerim'de. Efendim Kur'an-ı Kerim'de işte zamanımıza uymayan ayetleri falan filan. Bir zamanlar o şey vardı hani, Süleyman Demirel denen adam vardı. Ya bir televizyon kanalında ben açıkça gördüm. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'da bildirilen diyor ahkam ayetlerini artık diyor yürürlükten kalkması lazım. Onları Kur'an'dan çıkarmak lazım diyordu adam. Herkes müftü kesilmiş yani. Herkes müftü kesilmiş. Siyasetçi de müftü. Ha, siyasetçi de aynı şekilde. Hani geçen Cumhurbaşkanı bir laf etti ya. Ya dedi, hoca olmak dedi size ahkam kesme hakkını vermez. Hele hadis-i şerifleri eleştirmek, onları kendi kafanıza göre yorumlamak hakkını hiç vermez. Biz de bunu anlatıyoruz be arkadaşım ya. Biz de bunu anlatıyoruz. Ve bugün aynı şekilde senelerdir Kur'an-ı Kerim'i dıdıklamalar ve aynı şekilde hadis-i şerifler bu şekilde şey yapmaları neticesinde yetişen gençlik şöyle düşünüyor. Şeye girmeden önce işte Tegeri Tefem genel müdürüyle konuşurken dedi, iki tane genç konuşuyor dedi Atallah Arvaz Bey. İki genç konuşuyor. Ya Kur'an'da da herhalde böyle yani sağlam değil galiba, tartışıldığına göre yani bir hükümleri sağlam değil herhalde.
Çocuğun altyapısı yok o gencin. Televizyonlarda aynı şekilde ilahiyat kimlikliler habire İslamiyet'i saldırdılar. Bugüne kadar yayıncısın. Radyoda olsun, televizyonda olsun, zaman zaman yayıncısın. Biraz Ramazan-ı Şerif'te olsun veyahut da haç zamanı, kurban zamanı olsun. Zaman zaman haberleri takip ediyorsunuz ve haberlerde yorumluyorsunuz. Hiç işte kurbanınız şöyle kesilir, şu özellikle olursa kesilir. Orucunuzu şöyle niyet ederseniz, şunlardan şunlardan sakın, orucunuz sıhhatli olur. Namazınız işte abdestiniz böyle olur, gusülünüz şöyle olursa namazınız sıhhatli olur. Namazda şu hareket yaparız bozulur diyen ilahiyatçıya rastladın mı? Bir tek Osman Ünlü'yü tanıyorum. Bunları anlatan. Adam Ramazan-ı Şerif'te açıkça diyor ki ben diyor imamdım, prof ilahiyatçı, imamdım diyor. Baktım diyor sabah namazı cemaate kıldım, abdestimin olmadığını hatırladım. Sonra düşündüm ya bu necaset değil ki. Abdestsiz olmanın bir mahsuru yoktur. Yani abdestsiz de namaz kılarsınız. Bir de namaz kıldırmış. Bir de namaz kıldırmış, abdestsiz kıldırmış. Ya küfür olur bu. İman yok. Küfür olur bu. Hangi ilahiyatçı söylerse söylesin. Anam değil babam değil ya. Anam değil babam değil. Yaptın öyle bir şey, bir de söyleme bari. Bir de söyle. Onu kasıtlı söylüyor. Bilerek söylüyor. Kendisi. Kafaları bulandırmak için söylüyor. Hani bazıları efendim sehven söylemiş. Hüsnü zannedilir. Hüsnü zannedilecek kimse bellidir. Ama dinle oynayan, dini anlatan kimselere hüsnü zannedilmez. İnsanları kandıran, insanlara zulmedenlere hüsnü zannedilmez. Bunların pisliğini söylemek gıybet olmaz. Kitaplarda açıkça yazılmış. Sen hala daha aynı şekilde. Efendim işte yumuşak olmalı. Efendim işte şey olmamalı falan. Ya adam yumuşaklıktan falan anlattı. Yok. İnsanlar da aynı şekilde ölü gibi gidiyor yani. Ölü gibi gidiyor. Ha böyle dedi falan. Demek ki böyle de olurmuş falan. Dolayısıyla imanı söküp söküp alıyorlar. Ve Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri'nin buyurduğu gibi küfür İstanbul Boğazı gibi akıyor. Fırtına fırtına şimdi. İman girip çıkıyor, girip çıkıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdukları tahakkuk ediyor. Öyle bir zaman gelecek ki imanı muhafaza etmek avuç içinde ateşin korunu tutmak gibi olacak diye. Hal böyle. Şimdi gene safer ayına girdik ya. Habire gene sosyal medyada boyuna yükleniyorlar. Efendim işte geceleri şunu yapmak lazım. Bu gece şunu okumak lazım. Bela yağarmış, musibet yağarmış. Ya Mustafa Bey, o yazındı galiba. Ağustos muydu, Temmuz muydu? Biz bir Konya'ya gittiydik o zamanlar. İstanbul aynı şekilde böyle dolu yağmış. İşte bulutla deniz birleşti falan filan, kendilerine göre bir şeyler uydurdular diye falan. Dolu yağdı falan, bir sürü camlar kırıldı. Bayağı tahribat çok büyük oldu. O bela değil miydi? Safer miydi o zaman? Değildi. O bela değil demek ki. Hafif okşadı böyle değil mi? Zilkade'ydi galiba. Kurbanın öncesi. Kurbandan öncesiydi herhalde. Şey miydi yani, o bela değil miydi yani? Tsunami olduğu zaman safer ay mıydı? Endonezya'da vurdu geçti gitti falan. Japonya'yı falan vurdu geçti. Fırtınalar oldu, ağaçları yıktı, devirdi falan. Onlar şey bela değil miydi? Bombalar patladı. Ha bombalar patladı mesela. 30 kişi öldü, 40 kişi öldü. Onlar bela değil mi? 100 kişi öldü mesela. Onlar bela değil miydi? Ya ne meleme insanlar bunlar. Kendi kafasına göre ehl-i sünnet alimleri rehber kabul etmeyen ve kendisine hoca kılıklılar. İşte efendim Safer Ayı'nı böyle yazıyor. Ehl-i sünnet alimleri onların hepsini gördü. O bilgilerin hepsini gördü. Mesela biz ısrarla bir şey söylüyoruz. Bu zamanda tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabını ve Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala diye hazırladığı kitapları mutlaka okumak lazım. Eğer öyle bir şey olsaydı kitaplarını anlatıyor. Yok öyle bir şey. Onları okumazsan da birisi kancayı atıyor sana. Aha. İstediği yere çekiyor. Ha, ondan sonra da Safer Ayı'nda böyle bela gelecekmiş. Şöyle bela gelecekmiş. Uykun da kaçar, bilmem ne de kaçar. Huzursuz olursun. Sorar durursun ondan sonra. Ahmaklığın daniskası bu. Bir ömür vermiş bu zat. Lazım olanları buraya yazmış. İşin enteresan tarafı, efendim ben diyor işte bu kitapları okuyorum. Okuyorum diyen de yazıyor. O da aynı şekilde mailinde veyahut da aynı şekilde mesajında o da gönderiyor. WhatsApp'ında o da gönderiyor. Diyor ki böyle bir şey varmış, doğru mu? Ta evlere kadar gidiyor, hanımlar bile soruyor. Böyle bir şey yazılıyor, doğru mu? Ne alakası var bunun? Ne alakası var bunun? Diyeceksiniz efendim gene aynı şekilde kızdınız. Kızmadım. Kızmadım, doğruyu söyledim. Doğru, doğru. Doğruyu söyledim. Sizi destekliyorum, devam edin. Tamam. Şimdi efendim bu dinleyicimizin ikinci suali. Yani dinleyicimizin şeyden çıkmıştı ya hani, yani zekat verilecek kişi. Onun da Müslüman olması lazım. Yani. Onun da Müslüman, o ikinci sorusuydu. Evet. Kardeşimin hanımı diyor fakir. Ama diyor beş vakit namazı ara sıra kılar. Ara sıra yani belli oluyor. Fasık bir kimseye de zekat verilebiliyor. Onun vekaletini alabilir mi? Alabilir. Saliha olsa veya salih olmuş olsa. Şeyde ölenin ardından yapılan iskat ve devirde kadın olmuyor. Erkek olacak. Mutlaka beş vakit namazını kılan salih kimseler olması lazım. Ben öncelere dikkat ederdim. Niye kitaplar ısrarla bunu yazmış?
İmam Rabbani Hazretleri de Kudüs'e soru ısrarla buyuruyor ki dinini bilen, dinini seven, dinini kayıran. O da dikkatimi çekti. Niye dedim ısrarla duruyor. Sonra tabii insan okuduktan sonra sosyal hayattasın, insanlarla görüşüyorsun, bakıyorsun. Böyle arada sırada namaz kılıyor, orucunu işte tutuyor, tutmuyor falan. Bu adam da ne verdiği sözü yerine getirir. Ne verdiği sözü yerine getirir. Ne aynı şekilde ya din haram. Ya haram etmiş ama ya işte boş versen falan filan deyip de şeyi yok yani, gayreti yok. Bunlara ne mal emanet edilir, ne namus emanet edilir, ne laf emanet edilir. Diyeceksiniz efendim hain midir? Vallahi kitaplarda açıkça yazılı hadis-i şerifler var. Münafıklığın alameti diye. Otursun herkes kendisini sorgulasın. Ben bunun içine nereye giriyorum? Verdiği sözü tutmaz buyuruyor. Münafıklığın alametlerinden. Emanete ihanet eder. Laf emanet ediyorsun. Aa, sen eve dönünceye kadar laf dallanmış budaklanmış, sen bile şaşırıyorsun. Benim ağzımdan öyle bir şey çıktı mı diye. Benim ağzımdan öyle bir şey çıktı mı diye. Biz de bu Ramazan-ı Şerif'te bu camiler işte çocuklar için oyun sahası haline getiriyor da. Hatta biz de siz de gördünüz, YouTube'da bile var. Caminin içinde voleybol oynuyorlar. Ne diyorlar bu oyuna? Batman. Neyse bilemiyorum, beceremiyorum dedi. Onlar oynuyorlardı falan. Ya dedik bunu aynı şekilde. Ne bu? Caminin içi oyun alanı mıdır? Eğlence alanı mıdır? Bunu söyledik. Aa, kıyamet kopuyor. Efendim camiye laf edilmez. Çocuklar camiye gitmesin ama. Biz ne dedik, sen ne anladın? Biz ne dedik, ne anladın? Geçenlerde aynı şekilde birisi gelmiş. Caminin içerisine yapmışlar öyle falan. Ondan sonra çocuklar çocuk bu netice itibariyle. En sonunda imam kızmış bunlar. Ey biz de bağırmış, sizin demiş falan filan. Yarın bir gün bunun kokusu çıkacak. Çıkacak bunun kokusu. Yani onu oraya sokunca ne kepazelikler olduğunu aynı şekilde görecekler. Tabii lafın arkasını önünde dinlemeden, orada camilerin korunması gerektiği anlatılırken adam aynı şekilde bizi mahkemeye bile veriyor. Ne diye veriyor bunu? Ne diye verdiğini de bilmiyor. Lafın önünün arkasında bilmiyor falan. Allah-u Teala camileri ibadethane olarak yaratmış, bildirmiş. Sen kalkıyorsun aynı şekilde camiyi, Allah-u Teala'nın bildirdiğini tersine aynı şekilde yapıyorsun bunu. Tersine yapıyorsun. Sonra da aynı şekilde efendim bu bir etkinliktir diyorsun falan. Dini bozmaktan başka bir şey değil. Camiyi bozuyorsun, başka bir şey değil bu. Camiyi bozuyorsun, başka bir şey değil. Yani dolayısıyla insanlar da altyapı göçmüş. Lafı bile anlamıyor. Gazı kozanlar derdi rahmetten. Bu adam gazı kozanlar derdi. Tamam. Hep öyle derlerdi. Küçüklükten söylendiği için şimdi böyle hatırıma geliyor falan. Ya dedim ne güzel söylemişler. Bunlar üniversite falan bitirmedi. İlkokul bile bitirmedi. Okuyup yazması yok ama bir lafla hepsini bitiriyordu. Ya mesela birisi bakıyor böyle anlamıyor falan. Bu diyor şapla şeker karıştırıyor. Sapla samanı karıştırıyor. Ya ne güzel deyimler bulmuşlar, tamam mı? Sapla saman. Ondan sonra şapla şeker. Tabii ilk defa duyuyordu. Şap nedir? Şap bu sığırların falan bir hastalığı var. Şap hastalığı diye. Onun için şapılıyor. Toz şekerle ikisini yan yana koysan. Eğer adam daha önce de görmediyse toz şekerine benziyor. Şap dedikleri şey. Kristalimsi bir şey yani. Kristalimsi bir şey. Dolayısıyla karıştırır. Bu şapla şekeri karıştırır, sapla samanı karıştırır diye. Dolayısıyla altyapı göçünce maalesef bunlar meydana geliyor. Ama biz de vazifemiz anlatmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla şunu bitiriverelim de. Hani arada namazını kılıyor, şey yapıyor. Bunda vekalet alınabilir. Bununla da devir yapılabilir. Fakat gözünün içine bakar ha. İşte fasık olunca. Yani Allah rızası için ben bu mümin kardeşime yardım edeyim düşüncesi olmaz bunlarda. Eline para geçince onu alır götürür. Yani senin işin de yarım kalır. Başka şey söyler, laf söyler. Başka şey söyler. Böyle olur mu der. Hatta ben şahit oldum. Bir yakınım aynı şekilde iskatını yapmak için şu zeminde oturuyorduk o zaman. TGRT FM oradaydı. İşte altın falan getirmiş. Radyodan da birkaç fakir çocuk çağırdık, orada yapıyorduk. Altın o getirdi. Şimdi getirdikleri parayı da o çocuklara verdik. Adam diyor ki ama diyor altını biz verdik diyor, bana bir şey vermeyecek. Yani Allah sizler için yardım edeyim düşüncesi yok. Ciddi söylüyor bunu yani. Evet ciddi söyledi bunu. Allah. Ya. Bunu ciddi ciddi söyledi. Onun için hani İslam alimleri işte salih olması, saliha olması, dinini bilmesi, dinini kayırması lazım. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala etti. Bu zekat devri olsun, ondan sonra iskat olsun, bunları dinini bilenle yapmalı. Dinini bilenle yapmaz. Dinini bilen ne yapar? Ha, bunun Mustafa Toköz akrabasının bazılarına zekat verecek. Fakir, yetim kimseler var. Ama hani altın da götüremeyecek buradan. Banka hesabı veyahut da posta havalesiyle gönderecek. Geldi, ben de altınla devir yapmak istiyorum. Ben de fakirim veya fakir vekiliyim. Ben de Allah rızası için aynı şekilde ona yardım ediyorum.
Ona yardım ediyorum. Hadise bundan ibaret. E peki benim kazancım ne oldu? Ya bir Müslümanla aynı şekilde dinin emrini yerine getirmede yardımcı oldum. Elbette ki onlar kitaba şeyle geçiyor, amel defterine geçiyor. Mahşer günü göreceksin onun mükafatında. Her şey dünyada değil. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların nefsi cimridir. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakik-i Belhi Hazretleri Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddin Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse, nefsine cimrilik ettiği gibi, Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde, salatu selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine cimri kime derler diye sual edilince, ihtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun yaşama arzusu ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır. Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanırlar. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümanlara emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz, bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü üç tanedir. Bunlar bahillik, haset etmek ve riyadır. Zeynül Abidin Hazretleri, oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ey oğlum, şu kimselerle arkadaşlık etme. Zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. 1. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. 2. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. 3. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma, zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Bişri Hafi Hazretleri, cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır buyurmuştur. Bekr bin Abdullah Müzeni Hazretleri de, bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe
mütteki sınıfına geçemez buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce, "Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır." diye dua etmişlerdir. Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez, "Bu benimdir" diyemez. Kendisine verilen mal, ilim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır. Herkese "bunu niçin yaptın, niçin söyledin, niçin verdin" diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta cennete giremez buyurularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümü var. Zekatla ilgili olarak bir keresinde bir şey söylemiştiniz hocam. İşte şu kadar miktar zekatı verirse verilmez bir kişiye diye. O bunun için geçerli değil herhalde, değil mi? Şu anda değil. Çünkü altın çok yüksek. Mesela onu hesap edelim de 140'tan hesap ettik. Çarpı 96 diyelim. 13.440 lirası olan şu anda zengin. Mesela bu dinleyicimiz, o birinci bölümdeki dinleyicimiz 6500 lira verecek. Dolayısıyla bir fakire verilir bu. Zengin olmuyor yani. Zengin olmuyor. Ama adam parası çok diyelim. Parası yok. 1 milyon var mesela. 1 milyon olunca vereceği zekat miktarı da yükseliyor. 25 bin. 25 bin lira. 25 bin lirayı bir kişiye veremez. Bir fakire veremez. Niye? 13 bin liradan fazla veremez. Onu zengin edemez. Bir çırpıda veremez. Ancak şöyle bir şey var. O fakirin hanımı var, fakir. Diyelim ki iki tane de çocuğu var. Onlar da aynı şekilde fakir. Ne etti? 4 kişi. O zaman ne olur? 25 bin lira verecek kimse bunun hanımına, çocuklarına pay ederek 25 bin lirayı bir çırpıda ona verebilir. Çünkü böldüğünüz zaman 25'i 4'e 6'şar 6'şar falan geliyor. O kadar geliyor. Efendim, dinleyicimizin yine zekatla alakalıydı, sorduğu bir soru daha vardı. Şimdi bir yerde mesela dedi yemek yediler. Adam fakir dedi. Zengin verecek. Öyle anladım ben. Adam fakir, ben vereyim. Yok o demiş, verme. Vereceğim. Hadi ver bakalım falan. Onu, yani zengin onun parasını ödediği zaman onu zekat yerine sayabilir mi diye anladım ama orada ifadede bir karışıklık oldu. Şöyle bir şey söyledi dinleyicimiz. Fakir ödemek istiyor. Zengin hayır diyor. Şey yapmıyor ama zengin ona parasını veriyor. Sen öde o zaman diyor. He. Fakir. Yani o parayı da şeye sayıyor. O parayı da zekata sayabilir miyim diyor. Altınla devrini yaptıktan sonra olur. Altınla devrini yaptıktan sonra olur. Kendisi de yiyecek ya, belki o kafasına takılmıştır. O artık fakirin malı oluyor. Fakirin malı oluyor, orada problem yok. Orada problem söz konusu değil. Fakirin eline geçtiği zaman adak bile verdikten sonra o adaktan sana ikram edebilir. Kendi malı oldu. Yani o şekilde yapabilir bu da. Niye ısrarla altınla devrini? Çünkü İbn Abidin de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala tam İlmihan Saadet'te bediyede o kadar geniş yazmışlar ki, detaylı yazmışlar ki, nisap miktarı, nisapta neler baz alınır, ölçü nedir, hangi miktardadır, bunun karşılığı nedir, tek 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 bir ömür vermişler hakikaten. Yani dikkatli bir şekilde böyle anlayarak okuduğun zaman zihninde hiç tereddüt kalmıyor, hepsi yerlerine oturuyor. Ondan sonra da çok rahat anlatıyorsun. Hemen başlıyor. Sen hoca mısın? Evet, hoca yapıyor adamı. Hakikaten hoca yapıyor. Öyle bir mufassal bir şekilde, yani insanların kafasında tereddüt kalmayacak şekilde izahatla bulunmuşlar.
altının ve gümüşün mahiyetini o kadar güzel izah etmişler ki, Allah Teala yarattığı maddeler içerisinde altın ve gümüşe kıymet vermiş, değer vermiş. Onun için bu ikisini tahtından indiremiyorsun. Gümüşün fiyatı düşse bile yine gümüş diyorsun. Şey yapamıyorsun. Peki efendim, öbür tarafta işte bir sürü taşlar var, elmas var, bilmem ne var falan. İnsanlar kıymet veriyor. Elinde bir kilo elmasın olsa, evinde tutsan, zekat hesabına katamıyorsun, biliyor musun onu? Dünyanın en pahalı elması da olsa. En pahalısı da olsa. Çünkü Allah-u Teala ona kıymet vermemiş. Sadece insanlar kıymet veriyor. Peki insanların kıymet verdiği şey ne olur? Ha, insanların kıymet verdiği şey, bundan kaç sene oldu bilemiyorum. Paraların üzerinde yazıyordu 1 milyon, 10 milyon, 20 milyon. Hatırlıyor musun? Hatta ben bir sefer bir 10 milyon bulmuştum, getirdim de bana gül verdiniz. Ben milyoner oldum falan dedim. Hepiniz güldünüz burada radyoda. Bir seferde bir 200 bin lira param olduydu. Birisinde 100 bin lira yazıyor. Hatırlıyor musun demir para? 10 kuruşsun onlar. Dedim 200 bin lira param var falan. Hepiniz baktınız, iki tane demir parayı görünce başladınız gülmeye. Ama kullandık biz onları. 200 bin lira ediyor. 200 bin lira ediyordu. Ne oldu şimdi? İnsanlar değer verdiydi ona. Kıymi bir değer verildiydi. Hüseyin Hilmi Efendi onu anlatıyor. Bunun bir kıymeti yok. O 1 milyon lira oluverdi 1 lira. 1 lira aldı tabii. 10 milyon 10 lira oldu. 20 milyon 20 lira oldu. İndi geldi, bitti yani. 250 milyon liralık şeylerimiz var. Banknotlarımız vardı mesela. Değil mi? 25 lira oldu. 25 lira oldu. 25 lira oldu. Peki bir çeyrek altınım olsaydı? Gene öyleydi. Şimdi 1 gram altınlar çıkardılar. Hatta 0.5 gram da çıkarmışlar. O 1 gram altın. O iş değişmiyor. İster gör Afrika'daki yerlilere ver onu. İster Amerika'ya veya da Avrupa'ya götür. Nereye götürsen götür. Nereye götürsen götür. Çünkü Allah-u Teala kıymet vermiş ona. Peki insan hayatında altının hakikaten böyle devamlı kullanıldığı ve insanların yaşaması için lazım olan bir yerde kullanma durumu var mı? Yok. Mesela altından böyle demirler yapıp inşaatta kullanabilir misin? Kullanamazsın. Çünkü yamuluyor. Peki tava tencere yapabilir misin? Yapamazsın. Sıcağı görünce eriyor. Yani hiçbir yerde yok. Efendim otomobil işte kaportası falan, en ufak bir şeyde duman olup gidiyor. Peki ne işe yarıyor? Sadece süs. Bir de insanlar arasında alışveriş. Allah-u Teala kıymet verdiği için de sarrafların o vitrinde kasım kasım kasılıyor. Kimse tahtından indiremiyor. Bak, insan hayatında hiç faydası yok. Hakikaten düşündüğün zaman demir kadar faydalı değil. Ama demire de kıymet vermemiş Cenab-ı Hak. Altına vermiş. O da topraktan çıkıyor. Demir de topraktan çıkıyor. İkisi de topraktan çıkıyor ama ona kıymet vermiş. Onun için de Allah Teala alışverişte baz olarak, ölçü olarak Cenab-ı Hak altını ve gümüşü yaratmış. Bunun için de Saadet-i Ebediye kitabında ısrarla zekat bir ibadettir. Altın ve gümüşün dışındaki basılan paraların hepsine fülüs denir buyuruyor. Bu ister kağıt olsun, ister bakır olsun, ister demir olsun, ister alüminyum olsun. Hangi karışım olursa olsun. Bunların adı fülüstür. Dolayısıyla bunlarla zekat verilmez. Bunun için kağıt parayla, kağıt paranın zekatı verilir. 1/40 alınır ama altınla verilir. Kaç gram altın etmiştir? Altınla verilir. Veyahut zekat bir ibadettir. Bunun da yapılış şekli bu. Yapılış şekli bu. Altınla verilir. Altınla verilir. Onun için veya malın ticaret malıysa kendisiyle. Ticaret malının kendisi veya bedeli altınla. Bedeli altın. Şey de öyle, toprak mahsulü zekatı. Ya kendisi veya bedeli altınla verilir buyuruyor. Kağıt parayla verilir diye bir şey söz konusu değil. Onun için ısrarla biz naklediyoruz ve anlatıyoruz efendim. Son dinleyicimiz dedi ki, resim bulunan odada yemek yemek haram mı? Değil efendim. Dedi işte, annemiz dedi herhalde mektubat kitabını almış. Orada işte çalgı olan evde yemek yemenin. Şimdi oradaki ifadeyi iyi anlamak lazım. Mekruh olması ayrıdır. Haram olması ayrıdır. Orada haram işleniyor çalgı. Çalgı aletinin bulunduğu odada. Mesela diyelim ki piyano var veyahut da aynı şekilde ne bileyim bağlama var. Dolapta olsa bile orada namaz kılmak mekruhtur. Mekruhtur. Bu mekruh da tahrimi mekruh olarak geçiyor. Belki dinleyicimizin annesi o şekilde anlamış olabilir. Bu sebepten dolayı bir Müslüman yemek yerken hani radyo, televizyon buna çalgı varsa onlar kapatır. Ondan sonra çalgı aletinin bulunduğu
hani odada da aynı şekilde, yani bir haram alet bulunması sebebiyle ondan gerekli feyiz alınmaz. Yemekten önce el yıkamalı, yemekten sonra el yıkamalı, yemeğe tuzla başlamalı, tuzla bitirmeli, yemek helal olmalı, tayyip olmalı, besmeleyle pişirmeli, besmeleyle başlamalı. O zaman yediğimiz yemekten meydana gelen enerji ile Allah-u Teala'ya itaat ederiz. Aksi halde yani haram, mekruh karışırsa bu sefer aynı şekilde o yediğimiz yiyeceklerden meydana gelen enerji bizi harama sevk eder. Haram dinleriz, haram söyleriz, harama bakarız. O elinde olmadan o meydana gelir o meydana gelir. Dolayısıyla mektubatı daha dikkatli okuduk. Yani yemek yenir mi? Yani haram değil. Ama haram şeyler bulunan yerlerde yemek uygun olmadığı bildiriliyor. O kadıncağızın hassasiyeti de o. Resim bulunan, cünüp bulunan, bir de köpek bulunan eve rahmet meleği girmez. Onu şimdi yanlış anlayıp da şöyle bir soru soranlar da oldu. Yani nasıl yani melek girmiyor oraya, oradaki rahmet meleği girmez. Ha, işte o ayrıntıyı bize anlatır mısınız? Yani adam diyor can verdi, işte atıyorum cünüpken canı alan da bir melek değil mi? Hani melek gelmiyordu. Meyhanede bile gelir, merak etmesin. Adam zina halindeyken gelir. Ölüm meleği gelir. Onda herhangi bir problem söz konusu değil. Allah-u Teala yarattığı meleklerden hafaza melekleri var mesela. Onlar insanları cinlerden korur bu. Rahmet melekleri de aynı şekilde oraya, aynı şekilde kalplere güzel şeyler ilham ederler. Cinlerden korur. Adı üstünde rahmet. Rahmet meleği. Dolayısıyla bunların gelmesine mani olursun. Kitaplarda yazıyor mesela azap melekleri deniyor. Cehennemdeki melekler deniyor. Cennetteki melekler deniyor. Her birinin vazifesi ayrı. Hassasiyetleri de ayrı. O meleklerin aynı şekilde bulunmadığı ortamlar, işte köpek bulunursa, cünüp bulunursa, ondan sonra ne bileyim resim bulunursa veya insan üryan olursa, çıplak olursa, orada durmazlar, hemen uzaklaşırlar. Ne oldu? Korumasız kalıyorsun sen. Ama ölüm meleği her yere girer. Sen içki içerken de gelir. Ondan sonra zina ederken de gelir. Hırsızlık yaparken de gelir. Namaz kılarken de gelir. Hela çukurundayken de gelir. Onlar gelir. Onlar ayrı. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Sünnete uygun olarak ayak parmaklarının hilallemesini bir anlatabilir misiniz? Yok estağfurullah. Ayak parmakları itibariyle buyuruyor ki sağ elin küçük parmağıyla önce sağ ayak yıkanıyor. Sağ ayağın küçük parmağının altında o parmağı aynı şekilde şey yaparak arasını, çünkü ayak parmakları el parmakları gibi açılmıyor. Yapışıktır. Arasına su gelmesin. Sağ elle mi, sol elle mi? Sol elle. Küçük parmakla. Alttan. Alttan girerek aynı şekilde yıkarsın onu. Onu yıkarsın. Beceremedi. Başaramadı. Yaş ilerledi. Yani dizler kalkmıyor. Bende de var o problem, yavaş yavaş da kaldırıyorsun mesela. Rahmetli annem de görürdüm bir. Zorlanıyorsun artık. Eğilemiyorsun falan. Yetişemiyorsun oraya. Duyan geliyor diyor ya. Duyan geliyor. Artık bir yaştan sonra. Böyle bir yaştan sonra. Sol elinle gidemedin. Sağ elinle. Evim küçük parmağını sokamadın. Hangi parmağını sokuyorsun? Alttan yaparsın. Değil de üstten. Üstten yaparsın. Hele bir de vesvesi varsa o zaman aynı şekilde nasıl kolayına geliyorsa öyle yap. Çünkü farz değil onu öyle yapmak. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.